Sen o yüzden Galatasaray biraz şeydir. Evet, kilo al bir tane. Evet arkadaşlar, şöyle hazır şeylerle 1000 abone olduk. Hayırlı olsun. İyi ki varsınız. Hazırladım. Şöyle, bugün işimiz çok olduğu için ancak bu kadar hazırlayabildik. Ve güzel oldu. Şöyle pastamızı yiyeceğiz. Hadi bakalım, tekrar hayırlı olsun. Yemeklerimiz de hazır. Haydi bakalım, annem ısmarladı. Hadi iyi akşamlar. Pastayı kızlar aldılar. Bunu böyle sipariş verdik. Böyle meyveler falan kızlar aldılar. Şöyle çikolata aldılar. Ve 1000 abonemiz hayırlı olsun. İyi ki varsınız. Arkadaşlar, bugün yemeğimiz hazır pide. Bugün annem bize yemek ısmarladı. Bu arada 1000 aboneyi şey yapacağız, pastasını yiyeceğiz. Hadi bakalım, bize şimdiden afiyet olsun. Hayırlı akşamlar. Şimdi akşam oldu, pasta aldık, pasta geldi. Onu keseceğiz. Bu arada bugün bayağı yorulduk, gittik. Annemin banka işleri vardı, onları hallettik. İşte emekli olunca bir bankadan başka bankaya geçirdi. Saatlerce, 3 saat falan işte bir bankaya gittik, o olmadı. Sonra diğer bankaya gittik falan derken annemin işleriyle uğraştık. Bayağı dışarıda yorulduk. Başka da bugün hiçbir iş yapmadım. İşte dedim ki 1000 aboneye hani hemen de yaklaştı. Dedim 1000 aboneye de pasta şey yapacağım, keseceğim. Dedim bugün pasta aldık. Çocuklar aldı bir tane küçük. Sonra biz ben sipariş verdim ayrıca bir tane daha. Derken tabii pideler de yiyeceğiz. Geç vakit oldu, yiyeceğiz artık da. Pastayı da biraz azıcık yiyeceğiz. 1000 aboneyi kutlayacağız. Artık bu videomu yarın diğer kahvaltı videomla, deniz videomla beraber paylaşırım. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Nerede kalktın derken? Şimdi kalktım. Nereye geliyor? Dolaşacağım şöyle. Gelirken benden mendil alır mısın? Bize hiç gerek yok. Banyomu yaptım. Dün biraz çok yedim. Neyse kilo almamışım. Şimdi şöyle evde dolaşacağım. Çakırlarla gidip kahve ya da maden suyu bir şeyler içeceğim. Sonra kahvaltı yapmadım. Bugün kahvaltı hazırlamadım. Her zaman kahvaltı olmaz. Bugün de kahvaltı yok. Hadi görüşürüz bakalım. Selamlar. Duşumu aldım. Hazırlandım. Biraz şurada uzandım. Şimdi dışarıya gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Selamlar. Güzel mekana geldim, bir kahvemi içeceğim. Hayırlı cumalar herkese. Kahve içme zamanı. Şu güzel manzarada, şu güzel köşkte daha bir güzel oluyor. Türk kahvesi, maden suyu. Hadi bana afiyet olsun. Şöyle güzelce kahvemi içiyorum. Şu güzel mekanda. Sonra maden suyunu içiyorum. Her şey çok güzel.
geldim şu mekanda, şöyle güzelce zaman geçiriyorum. Hakikaten rüzgar esiyor, çok sıcak değil. Biraz sıcak gibi ama değil, terletmiyor. Öyle güzel her şey. Biraz daha şey yapıp, güzel zaman geçirip sonra gideceğim. Hadi bakalım, görüşürüz. Selamlar, hayırlı cumalar tekrar. Oturdum, çay içtim. Bir güzel zaman geçirdim ve şimdi evime gidiyorum. Kendime zaman ayırdım. Hadi görüşürüz. Evet, şöyle gezdim, geldim. Böyle 2 saat falan zaman geçirdim. Denize gitmeyi planlıyorum. Bugün kendi başıma böyle zaman geçirmek güzel. Gibi güzel. Arabayla, arabamla gittim, geldim. Çayım içtim, kahvem içtim, yufkamı aldım ve geldim. Hadi görüşürüz. Selam, selam, selam canlar. Bugünün kahvaltısı... Bugünün kahvaltısı böyle saat 3 falan. Bugün ben tembelim, temizlik falan yapmayacağım. Kendime ödül verdim bugünlük sadece. Sadece bugünlük ödül verdim. Şu an gözlemeyi yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Tereyağını sürdüm. Az tereyağı sürdüm. Ondan sonra içerisine şöyle bir inek peynirini, şöyle şuradan biraz kaşarımdan koydum. Sonra bunu katladım. Pişirmeye bıraktım. Çok az yağ döktüm. Ne yağ olursa çiçek yağ, tereyağı. Tam burada yufkayla yapıyorum gözlememi.
Burası da bulaşık, burası da bulaşık, bulaşık. Şuradan bir şangır şangır alıyorum içlerimizi. Tabak yanında. Şöyle koyduk tabağımıza. Diğer gözlüğümüzde yağ koyup pime. Attık tavaya. Buradaki malzemelerimizi şöyle kaldırdık. Kaldırdık. Tepsiyi çamaşır suyuyla yıkadık. Diğer tarafına da koyduk yağ. Şöyle yağ damlalarımızı şöyle bir bastırıp sildik iyice. Öbüründe de aynı şekilde şöyle bir sildik. Gıcır gıcır. Sildik, sildik, sildik. Sonra tabağın yapımızı kaldırdık. Şöyle minik minik kavanozlarımızdan doğradık. Karpuzdan da doğradık. Karpuzun göbeğinden de doğradık.
Hazır. Bunlar dolaba yerleşir. Şöyle bir yarısını gül reçeli. Anne şekerle alacağım bir şey yapayım. Acaba. Al. Bir yarısına karalık reçeli. Bıçak mı istiyorsun? Yok yok, böyle yiyeceğim. Tabak. Al götür şunu çek. Anne bak. Ya şunu götürüp geleyim. Sonra al elinden. Yeni bir. Hangisi? Şu. Hı? Hı hı. Reçel koymam senin. Şekersiz reçel. Evet, şöyle poşet biraz, hayır ben sevmiyorum. Bak bunun içine ne var? Cips var. Bunda ekmek var. Böyle hoşuma gitmiyor. Gümlü yiyecekler diye koydum. Gerçekten böyle bir olmadı böyle. Biraz sonra yerde. Bu haftamak seyrettim haftalarda. Ben yedim. Kimisi Nesquik yedi, kimisi başka bir şey yedi. Sabah zaten ben de bugün kahvaltı falan hazırlamadım. Bugün hiç de yapmıyorum. Böyle kendime farklı bir zaman ayırdım. Her zaman iş yapacağız diye bir şey yok değil mi? Her gün bir şekilde bir şey bulup yiyeyim. Benim de canım sıkılmış olabilir, yapmamış olabilirim. Şimdi acıktık. İsteyenlere gözleme yapıldı. Yeniliyor. Bu kadar. Herkes sabah atıştırmadı değil, atıştırdı. Şimdi bu öğlen yemeği. Artık acıkanlar ne yiyecek bilmiyorum. Gözleme falan yerler. Böyle. Şöyle bir tadına bakalım. Kaşarlı, peynirli. Gül reçelli. Gözleme. Gayet güzel. Ben yiyeceğim. Biraz sonra çilek içeceğim. Bugün böyle kendi kafama göre takılacağım. Hadi bakalım.
suyumu içtim, yemeğimi, gözlerimi yedim. Şimdi bir çay keyfi yapıyorum şurada. Yani hiç olumsuz şey söylemeyi sevmiyorum ama gerçekten bugün böyle bir kendimi enerji toplamaya çalışıyorum. Ev işi yapasım gelmedi, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Biraz canım sıkı, moralim bozuk gibi. Yani bu abonelerle ilgili falan değil zaten. Yani ne diyeyim, böyle her insanın başına gelebilecek ufak tefek şeyler. Yani. Onun için bugün dedim böyle kendi kapıma göre takılıyorum, geziyorum, tozuyorum. Böyle bir zaman geçiriyorum. Bazen işte saygısızlık oluyor, o da benim hoşuma gitmiyor ev içinde. Yani ben iyi niyetliyim ama iyi niyetli oldukça bazen böyle yorumlar falan da bizim aileyi kötü etkiliyor. Yorumlar da işte böyle kötü, abuk sabuk yorumlar yazılınca çocuklar da artık bana böyle sanki öyleymişim gibi davranmaya başlıyor ama benim yaptığım hiç kötü bir şey yok. Ben düzgünce işte yok temizlik yapıyorum işte, yani hep söylüyorum bunu, temizlik videosu çekiyorum, bulaşık toparlama videosu, yemek yapma videosu. Yani yaptığım ibadetlere varıncaya kadar atıyorum, hoşuma giden şeylere atıyorum. Böyle kötü yorumlar geliyor. Aile içinde belki de bundan dolayı huzursuzluk, saygısızlık olabiliyor çocuklarımla benim aramda. Bir de onlara hala ergen, ben bir yetişkinim, onlar bir ergen. O sorunları yaşayabiliyoruz. Ne? Yaşıyorum. Bir tane daha şeftali. Ye. Şimdi aile içinde huzursuzluk olduğu zaman ben de şöyle bir kendimi çekiyorum işten güçten, yani yapabilirim ama o gün yapmıyorum, özellikle yapmıyorum, ev işi de yapmıyorum, kahvaltı hazırlamıyorum, hiçbir iş yapmıyorum. Çünkü kendimin enerjik olması gerekiyor, kendime bir enerji tutmamaya çalışıyorum, böyle bir moralim bozuluyor. Yani bunun üstünden atıncaya kadar bir gün falan geçiyor böyle. Uğraşıyorum yani. Yani sorunları konuşarak da bazen çözülmediği zamanlar olabiliyor. Anlatıyorsun ama karşındaki insan seni anlamıyor. Yani yaptığın şeyleri yapmıyorsun diyor mesela, yapmıyorsun diyorlar. O benim böyle hoşuma gitmiyor. Yani ben sürekli görüyorsunuz ev içinde hizmet yapıyorum. Başka da bir şey yaptığım yok. Yok sen hizmet yapmıyorsun diyebiliyorlar bazen. Bu benim hoşuma gitmiyor. Yani aile içinde sorunlar yaşayabiliyoruz gerçekten de. Bazen işin içinden çıkamıyorum. Bol bol dua ediyorum. Hadi ısır. Hayır annem, ben şeftali sevmiyorum, yemeyeceğim. Çıkılmaz bir hal alıyor. Yani ben hala soğukkanlıyım. Hiç güzelce anlatıp sorunlarımı çözmeye çalışıyorum, konuşuyorum ama bazen anlatamıyorum yani. Hiç kimseye anlatamıyorum. Yani biraz da öyle kelimeli bir öyle bir cümle var. İyilik yap deniz at derler ya, gerçekten sen iyilik yaptıkça bazen millet tepeye çıkabiliyor. Onun için en azından ben Allah rızası için yapıyorum yaptığım şeyleri. Onun için yani Allah rızası için yapıyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Yani yapıyorsam ben evde günlük işlerimi yapmak zorunda değilim. Yemek hazırlamak zorunda değilim. Ya da başka bir şey yapmak zorunda değilim. Ama bunların hepsini Allah rızası için yapıyorum. Yani insan bilmezse diyorum, Allah bilir en azından diyorum. Allah bir şekilde onun şeyi vardır, karşılığı. Yani böyle sorunlar beni böyle bir çok yoruyor gerçekten de. Hoşuma gitmiyor. Hep mutlu olmak, keyifli olmak istiyorum ama bazen hani ne bileyim ya, insanlar kötü düşünüyor, bilmem ne oluyor falan derken aile içinde böyle ufak tefek sorunlar oluyor. Yani çok önemli değil. Bir şekilde halloluyor. Daha önce de yaşadığımız sorunlar halloluyor ama hani ben düzgünce anlatsam bile, saygısızlık yapılmaz anneye babaya desem bile, yani yok doğruyu şunu yapıyorum desem bile, karşı taraftaki yok öyle yapmıyorsun diyerekten bilmiyor yani. Bilmiyor. Yani Allah razı olsun diyemiyorlar. Bu benim zoruma gidiyor. Öyle işte, abone sayısı arttı diyerekten, hani 1000 oldu diyerekten ben de bir kutlama yaptım, pasta falan kestim ama abone sayısı hala 967'lerde geziyor. Artık bu videomla onu da birleştirip atacağım. Bir şekilde abone sayımı nasıl olsa artacak. Onun için hepsini birleştirip atacağım. Çok kısa bir video olacak. Olsun.
Neyse, hayırlısı olsun. Ne yapalım? Her insanın başına gelir böyle olaylar. Aile içi olaylar diyorum yani. Abone sayısıyla ilgili değil. Yani 9 ayda 1000 aboneye yaklaştık. 1000 abone olduk neredeyse. Çok şükür diyelim halimize. Dediğim gibi böyle ortamlardan dedim ki ailede sorunlar yaşadım. Hemen ben böyle kendimi dışarıya atıyorum. Bir şekilde o ortamdan uzaklaşmaya çalışıyorum. Değilse iş çığırından çıkacak çıkmaz da bir şekilde çözülür diyorum. Hayırlısı neyse olsun bakalım arkadaşlar, dostlar. Yorumlarınız benim için önemli. Gerçekten hani ben her ne kadar iyi niyetle video atsam da karşı tarafımdaki siz bazı arkadaşlar çok abuk sabuk yorumlar yazıyor. Bu karşı taraftaki insanın beni öyle görmesini, ön yargılı davranıyorlar. Yani ben öyle bir şey yapmıyorum da sizin yorumunuza göre bana kimlik, öyle bir kimliğe bürüyorlar beni. Sizin yorumunuz neyse benim kimliğim de öyleymiş gibi düşünüyorlar. Ben normal bir şekilde videolarımı atıyorum yani. Onun için yorumlarınızı daha dikkatli yazın. Tekrar söylüyorum. Biraz daha abonelerinizi artıralım. Şimdiden teşekkürler. Hayırlı cumalar tekrar. Görüşmek üzere.